bizi. Bak, Allah'ı bilen kiliseye gitseniz zarar verir. Bir de onun meselesini söyleyeyim de bu sözü hafife alma. Ebu Said bin Ebu'l Hayr Hazretlerinin zamanında Ebu Hasan Tuni isminde bir hoca efendi vardı. Şeyhin şiddetli aleyhinde bulunurdu. Hatta ona lanet okurdu. 839. sayfa. Şeyh Nişabur'da bulunduğu müddetçe bir kere bile, Nişabur'daydı o hoca efendi Ebu Hasan Tuni Hazretleri, bir kere şeyhin tekkesine gelmedi. Bir gün şeyh, atı eğerleyiniz, Ebu Hasan Tuni'ye gideceğim dedi. Cemaat şaşırdı. Efendim, o sizin hakkınızda, iyi düşünmez ki, nereye gidersiniz dedi. Biz Allah için gidelim, kalpler Allah'ın elindedir buyurdu. Biz Allah için gidelim, insanların kalbi Allah'ın elindedir. O bizim yanlış olarak batıl yolda olduğumuzu zannediyor da münkürlük ediyor. O hocanın kastı bizim için düşmanlık değil. Benim yanlış yolda olduğumu zannettiğinden Allah hesabına düşmanlık ediyor. Anladınız, anlamadınız burayı. Yani bu şeyh kötü adamdır diye haşa haşa düşmanlık etmiyor bana. Benim gittiğim yolu yanlış zannediyor hoca. Yanlış zannettiğinden kızıyor, o Allah için kızıyor, ben ona kızmıyorum. Ne kadar genişler, deniz gibi kalpleri var, merhametleri var, kin ve gazap yerine merhametleri var. Dikkat buyuruluyor mu? Gazabı sökmüş, kini sökmüş, yerine merhameti koymuş. Kızana da kızmıyor, sevene de kızmıyor. Ne kadar hoş bir Allah'ı bilmek, ne kadar tatlı. Sen Allah'ı bilmeyenden kork demiş. Allah bilenden bir zarar gelmez, Allah birdir. Allah bilen müminin kamili odur, mümine zarar vermez. Komşusu emin olmayan mümin kamil olamaz. Komşusu komşusuna Allah razı olsun demezse o mümin noksandır. Allah birdir. Alman komşum olsa, benden razı olmazsa ben kendimi noksan sayarım. Bizim yanımızda bir kadın vardı, felçliydi, Almandı, ihtiyara 80, 70, 80, 60 kaçsa bizim hanıma gelirdi, ona ikram ederdi, iltifat ederdi, ben hoş geldin, beş gittin derdim, tercüman vasıtasıyla, dil bilmiyorum. Kadın dua ederdi bize Hristiyan olarak. Ya Hristiyan ise kendine Hristiyan, ben komşu olarak onun haçetini yapmalıyım, onun derdine merhaba demeliyim, kapıya giderken aşmalıyım. Yükü varsa yukarıya asansörle çıkarmalıyım. O Alman'a böyle yaptın diye bana Hristiyanlık bulaşmaz efendim. Eğer bizim cemaatler böyle İslam'ı nezaketiyle yaşasalardı Avrupa çoktan Müslüman olmuştu efendim. Bu nezaketi gösteremedik biz kimseye. Gösteremedik efendim. Gösteremedik, gösteremedik, Allah birdir. Nerede kaldık? Ben kaldığım yeri biliyorum, Allah birdir. Unutmadım inşallah. Şeyh Hazretleri dedi, onun bize kızması Allah içindir. Benim kötü bir yolda olduğumu zannedip de kızıyor. Biz gidelim, Allah kalplerine tesir eder. Nihayet şeyhin evine, Ebu Hasan Tuni'nin evine vardı. Vardıktan sonra Allah-u Teala razı olsun, şeyh Ebu Hasan Tuni öyle bir gazaba geldi, öyle bir hakaret etti ki Şeyh Ebu Said Hazretlerine, dedi ey yalancı şey, senin yerin kilisedir, sen kiliseye git. Dedi ben seni yalancı çıkarmam, sen yüksek alimsin, kiliseye de giderim. Sen yüksek bir alimsin, madem kiliseye git diyorsun, ben seni yalancı çıkarmam, ben de kiliseye giderim. Şeyh çıktı, atını çevirdi, sofilere dedi kiliseye gidiyoruz. Kiliseye vardılar. Ben Bismillah deyip kiliseye girerim, Allah ne murad ederse o şeyhin, hocanın emrinde yerine getiririm. Bismillah dedi, kiliseye girdi.
Müslüman cemaatin şeyhle birlikte kiliseye girdikleri gün pazar günüydü. Kilisenin Hristiyanı şeyhin ve cemaatin etrafını sardılar. Allah Allah, bu şeye ne oldu, bu Müslümanlara ne oldu, bizim kiliseye niye girdi, şaşırdılar. Hristiyanlara döndü. Allah için şu resimlere bakın dedi. Resimde birisi İsa Aleyhisselam'ın sözde resmi, hakiki resmi değil, temsili. Bir de Meryem anamızın resmi vardı. Dedi Allah aşkına şu resimlere bir bakın. Allah-u Azimşan Sure-i Maide 116. ayeti celilede beyan buyurmuştur ki insanlara Allah'ı bir yana koyup beni ve annemi ilah edinin sen mi dedin ya İsa dedi. Allah ayeti celildi. Sure-i Maide'de Cenab-ı İsa Aleyhisselam'a böyle buyuruyor. Allah bir yana koy beni ve annemi ilah edin diye sen ne dedin ya İsa? Şey ayeti okudu, İsa Aleyhisselam'ın resmine, Meryem anamıza bu ayeti okudu. Eğer siz böyle demediyseniz, ki demediler, Muhammed'in hakkı için Allah'a secdeye gelin resim olarak dedi. Hemen resimler yere düştü, kıbleye döndüler, secdeye kapandılar. Hristiyanların çoğu 40 kişi Müslüman oldu. Şey Ebu Hasan Tuni kiliseye git ile kiliseye gidip 40 kişi Müslüman olduğunu duyunca dedi vallahi bu şey Allah adamı dedi. Ben hakaret için kiliseye git dedim, o amirim için gitti. 40 Hristiyan'ın Müslüman olmasına sebep oldu. Geldi şeyinden helallaştı, elini tuttu. Bak Allah adamına bak kardeşim. Allah ile arada bağlantı kurarsan Allah kiliseye de gitsin Hristiyan'ı Müslüman eder. Ama Allah ile bağlantı kurmazsan camiye gitsen ne fayda? Muhakkak ateşten kurtulun adam. Camiye gidince itaat eder, bir fazilet görür. Ama dostluk halil olmak başkadır. İbrahim Halilullah dememişler benim için, Mehmet Halilullah. Halilullah bir makamdır kurban. Allah'a dostluk ayrı bir meseledir. Halilullah, Habibullah, Kelimullah. Bak abisinin bir sıfatı var mübareklerin. Halilullah, hey! Habibullah, Kelimullah. Ne kadar hoş kurban. İsa, Ruhullah. İşte kilise meselesi buradan çıktı. Allah işimizi asan etsin. E biz nerede kaldık? E Hatmi Hacı gene anlatacağız. Daha işin mukaddemesinde kaldık. E derse girmeyecek mi girelim? Yavaş yavaş girelim gayrı. Girelim değil mi kurban? Hadi girmeye başlayalım bakalım. Açık daha mukaddeme yapalım mı? Yapam Allah birdir. Bakalım ne çıkacak bu işte. Muhteremler buyuruluyor ki hadis-i şerif, bir kimse Allah'a itaat eder ise Allah'ı zikretmiş olur. Namaz kılması, oruç tutması, Kur'an okuması az da olsa durum değişmez. Bir kimse Allah'a itaat eder ise Allah'ı zikretmiş olur. Namaz kılması, oruç tutması, Kur'an okuması az da olsa durum değişmez. Bir kimse Allah'a isyan eder ise Allah'ı unutmuş olur. Bir kimse Allah'a isyan ederse Allah'ı unutmuş olur. Allah'ı unutmuş olur. Böyle birinin namazı, orucu, Kur'an olması çok da olsa fayda vermez. Demek muhteremler, zikretmek de kesb-i marifet için 4 makam lazımdır. Tövbe makamı, istikamet makamı, tesip makamı, takrip makamı. Takrip makamı son makam. Önce tövbe geçilecek. Sonra istikamete girilecek. İstikamete girilirse Allah'a itaat ederse o kimse çok sikirli sayılır. Ama isyan eder, günah ederse, çok sikirli de olsa, namazı da çok olsa, orucu da çok olsa Allah'a çok zikir etmiş sayılmaz. Sayılmaz, ölçü bu. Zikirin ölçüsü bu. Faziletini dedim. Vücuttaki haysiyet meselesi, hükmü, ahkamı başka bir meseledir. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidina Muhammed.
Musa aleyhissalatu vesselam, ya Rabbim senin sevdiğinin gazap ettiğinin kulunu nasıl bileyim buyurdu. Musa aleyhisselam, ya Rabbim senin sevdiğin veya gazap ettiğin kulunu nasıl tanıyayım? Allah-u Teala vahyetti. Ben bir kulumu sevdiğim zaman şu alametleri ara. Şunları bulursun. Onun bütün ümmet gayreti benim zikrim olur. Onun bütün gece gündüz himmeti gayreti benim zikrim olur. İşte bu zatı gördün mü bil onu ben severim. İki, ben de onu yerde gökte zikrederim. Üç, onu günahtan masiyetten korurum. Dört, azabımı ona haram ederim. Bir kulumu da sevmezsem zikrimi unuttururum. Artık zikretmez o. Zikredecek lafı da öyle bir bulur, öyle bir bulur, öyle bir bulur. Zikredecek lafı öyle bulur, öyle bulur. Kasteler dolusu laf bulur. Zikretmez de bulur. Zikreder. Şeytanı kim Allah'ı zikretmezse Rabbim ona şeytanı musallat eder. Şeytan ona yakınlık kurar. Yakınlık kurunca zikredecek boş şeyi de bulur bulur. Bir, kulumu gazap edersem dili ağır sözlü, gözü şerre nazarlı, gönlü gururlu, eli cimri olur. Bakın zikir Allah'ı sevdiğinin alametidir. Allah'ı sevmenin alameti odur. Bir hüküm daha söyleyeceğim, bu meseleyi bırakacağım. Hadis, Cabir bin Abdullah radıyallahu teala'nın hazretlerinden beyan buyurulan hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün buyurdu ki, her kim başka bir şey karıştırmadan la ilahe illallah ile gelirse ona cennet vacip olur. Bir kimse başka bir şey karıştırmadan la ilahe illallah ile gelirse cennet ona vacip olur. Bunun üzerine imamı Hazreti Ali Efendimiz ayağa kalktı. Ya Resulallah, başka bir şey karıştırmak nedir? La ilahe illallah herkes der. Başka bir şey karıştırmazsan gelir, başka bir şey karıştırmadan gelirse şartını koştun. O nedir ya Resulallah? İki cihan serveri aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, dünyayı isteyerek ve ona tabi olarak muhabbet etmektir. Dünyayı ister, ona tabi olarak muhabbet ederse la ilahe illallah bir şey karıştırmış olur. Tövbesi tövbe olmaz, istikamete giremez, kendini temizleyemez. O zaman da Allah'ı zikredemez. İşte bundan bizim zikirler aşı tutmuyor. Ondan bizim bademlerde şeftali ve kayısı bitmiyor. Bir şey karıştırıyoruz. Ya bir menfaat karıştırıyoruz. Allah derse bir şifa bekleyecek. Allah derse zenginlik isteyecek. Allah derse şöyle olacak. Öyle olmaz. Tarikat-ı Aliye'de İlahi ente maksudi rıdaike matlubi diyecek ki Allah onun zikrine, onun sohbetine ne yapsın, icabet etsin. Muhteremler, Hatmi-i Hacegan'a girecektik, vakit geç oluyor, baktım cemaat de gidiyor. Maksat ders almaktır, şeyh eli tutmaktır. Onu tanıyamadıysan onu tanıyanları bilmektir. Sure-i Nuh'un 11. ayeti celilesine göre istiğfar ve tövbe sahibi olmaktır. Onun için de Hatmi-i Hacegan'ı anlatacağız, çok iyi olur ama bu meseleler bitmeden de bir şey olmuyor. İki mesele daha kaldı. Hele bir de bakalım başka bir yere gidelim. Allah ne gösterir? Allah ne murad eder? İlem eyyühel aziz, ey aziz olan kimse bil ki, zikreden adamın, ey aziz olan kimse, ey aziz olan kimse, zikreden adamın, ey aziz olan kimse, zikreden adamın feyzi ilahiyi celbeden muhtelif latifeleri vardır. Muhtelif latifeleri vardır, feyzi ilahiyi celbeder. Kim huzur makamına kavuşacaksa kesb-i marifet edecek, kesb-i kemal edecek, sonra
feyzi ilahi kabul eder hale gelecek. Ha, şimdi buyuruyor ki zikreden adam feyzi ilahi kabul edecek letaifleri vücutta vardır. Kalbin, aklın şuuruna bağlıdır. Bir kısmı bu latifelerin akla bağlıdır, kalbe bağlıdır. Bir kısmı şuursuzdur. Şuurlara tabi değildir. Binaenaleyh gaflet ile yapılan zikirler dahi ilahi feyzi çeker. Ah müjde size. Ben zikrediyorum, tadalamıyorum. Et, et zikir. Nefsine zor geldiği için daha çok feyiz alırsın. Nefsine harbi ilan ettiği için daha çok menfaat görürsün. Öyle letaifler vardır ki akla ve kalbe bağlı değildir. Sen zorla Allah dedirt dedirt, Allah kendisine Allah dediğini duyar. Dat alamıyorum, alamadığın halde bebeğim. Çocuk okula gider, dat alamaz. Ama gönderir anası babası. Çocuk üstad önüne oturur, tad alamaz. Gide gide sonunda tad alır. Çocuk çırak olur. Mayisterin yanına gider, tad alamaz. Fabrikada çalışa çalışa kendisi mühendis olur. Dat alır sonunda, dat alırsın. Allah Allah de. İnşallah. De Allah kardeşim. Bundan dolayı kelime-i tevhid ve Allah zikrini tekrar ile zikrine devam etmek kalbi pek çok şeylere bağlayan bağları, ipleri kırmak içindir. Şimdi hassasiyetine geldi. Hani dedim zikrin faziletleri var, türlü türlü ayet hadisleri var, vücut üstünde hassaları var, meziyetleri var, menfaatleri var, faydeleri var. İşte Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri Mesnevi Nuriye sayfa 80 Hubab ismindeki bölümde böyle buyuruyor. Kim ilem eyyühel aziz, ey aziz olan bil ki kelime-i tevhid ve Allah'ın zikrine devam edersin. Kalbi pek çok şeylerle bağlayan bağları, ipleri kırmak içindir. Nefsin tapacak derecede put olarak kabul ettiği sevgililerin yüzünü Allah'a çevirmek içindir. Demek ki Allah la ilahe illallah çekerse 50 bin, 30 bin, 40 bin, bu cemaatin içinde 35 bin var, 55 bin var, 65 bin var. Kim böyle yaparsa nefsin tapacak olduğu putları Allah'a sevgililerinden, nefsin sevgililerinden Allah'a çevirmek içindir. Allah çevirir. Canım ben anlayamıyorum. Sen anlayamazsın. Vücudunda öyle haysiyetler, öyle hastalar var ki akılla anlayamazsın. Yediğin yemeğin vitaminini Allah vücutta ayırıyor. Mineralleri ayırıyor. Şekeri kana katıyor, yağı katıyor. Sen anlıyor musun? Bu gece ne yedin? Ne kadar yağ kana girdi? Ne kadar bal kana girdi? Hangi vitaminler gözüne geldi anlıyor mu anlamıyor? Ama vücut da Allah ayırıyor beyim, ayırıyor. Sen Allah de, Allah de, Allah vücudunun tadını ayırır efendim. Allah bir ne kadar güzel ya. Yani anlaşılmayacak bir tane nokta koyuyor mu? Dedim dedim ne olacak? Ya Allah sabırda duymayacak mı sanıyorsun? Duyacak. Allah diye 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 buyur kulum diyecek bir gün. Buyur diye kulum. Onun için 100 adette bir İbni Zeynel Abidin, ismin hatırıma geldi Zeynel Abidin, Ali Hüseyin bin Ali, Zeynel Abidin bin Hüseyin, bizim şeyhimizin dedesi senin ismin. Sen de onun müridi ol inşallah Zeynel Abidin kardeşim. Şimdi buyuruyor ki salavatı getirmeye gelince İlem eyyühel aziz, ey aziz olan kimse bil ki Nebi Zişan makamı Mahmud'u ilahi bir maide Rabbani bir sofra hükmündedir.
Muhammed Aleyhisselatü Vesselam makamı Mahmud sahibidir. Hiçbir peygamber o makama çıkarmaz. O makam sahibiyle bütün ümmeti Muhammed'e, beşeriyete, peygamberlere dahi şefaat eder. Hiçbir peygamber şefaat edemediği anda Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam eder. Senin peygamberin Muhammed Mustafa makamı Mahmud sahibidir. Sofra o makamı Mahmud'a kurulmuştur. Şimdi anlayın. Muhammed Aleyhisselam o sancağın sahibi Livail Hamd'ın bulunduğu makam makamı Mahmud, o saray, o sofra mübareğe kurulmuş. Bütün feyizler, lütuflar, nimetler bütün ümmeti Muhammed'e o sofradan gelir. Ben evliya olacağım, bana oradan gelir. Sen evliya olacaksın, sana oradan gelir. Sen de evliya olacaksın, sana da evliya demek dost. Halil, Allah'a dost olacağız, muradımız odur, Allah bildir hepimiz. Ben olacağım, sen olmayacaksın mı? Murat odur. Oldum demedim, muradım Allah'a dost olmaktır. Onun için ubudiyet ediyoruz. Sen istemiyor musun? Pekala. Bütün feyzi ilahiyeler, lütuflar, nimetler o sofradan gelir. Resul-i Ekrem'e okunan selavat-ı şerife o sofraya davettir. Şimdi bak, anlaşıldı mesele. Bütün kemalatlar Muhammed Aleyhisselam'ın sofrasından gelir. Ne kadar selavat-ı şerife getiriyorsan seni o sofraya o kadar davet ederler. Pekala. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a getirilen selavat-ı şerifelerin bu sıfat ve bu görevle olduğunu anladıktan sonra, bu meselenin nelere taalluk ettiğini idrak ettikten sonra selavat-ı şerifeyi tekrar tekrar getirmenin ne demek olduğu anlaşılır. Günde 1000 defa bana selavat-ı şerife getiren cennetteki makamını dünyada görmeden ahirete gitmez. Kim bana bir selavat-ı şerife getirirse Allah ve melekleri ona 10 selavat getirir. Sure-i Ahzab'da Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a selavat-ı şerife getirmeyi ferman buyurmuştur. Meleklerin dahi getirdiğini beyan buyurmuştur. Bütün Peygamber Aleyhisselam'lar darul hayatında iki cihan serverine selavat getirmişlerdir. Çünkü bütün peygamberler feyz-i Rabbani'yi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın makamı Mahmud'undan alır. Sofra onun sofrasıdır. Makam Miraç makamıdır. Hiçbir enbiyanın çıkamadığı makam onun makamıdır. Bir lahzada bütün mükevvenatın esrarını, yaratılmış arşın kürsünün sırlarını, mahbubiyet ve muhabbetullah, halilullah, mahbubiler, tabibullah makamına o sofradan çıkmıştır. O sofraya ihtiyacı olmayan bir nevi beşer yoktur. Allah'ı halil etmek isteyen çok çok zikreder. Habib etmek isteyen Muhammed Mustafa'yı çok çok selavat getirir. Bak, ne kadar ihtiyacın varsa o kadar selavat getir. Her bir selavat sırat üstünde nurdur. Kimin nura ihtiyacı varsa selavat getirsin. O karanlığı selavat-ı şerife aydınlatır. Sıratın üstünde İmam-ı Ali Hazretleri bulunur. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam bulunur. Ona ihtiyaç derecesinde selat, selam ve Allah'ın zikri getirilir. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidine Muhammed. Ey aziz olan kimse, bil ki tohum olacak bir hakkı, bir habbenin, bir tanenin kalbi, içi delindiği zaman meyve veremez, neşvi nüva bulamaz, tohum delindiği için büyümez, ölür gider. İşte insanın nefsinin benliği, enaniyetin kalbi, Allah Allah zikrinin şua ve hararetiyle yanıp derilir.
insaniyetin, enaniyetin kalbi Allah Allah zikri ile delinir. Hangi tohum delinirse büyümez, feyiz veremez, sümbüllenemez, yeşillenemez, firavunlaşamaz. Bütün Halik-i Semavet ve Arz'a isyan edemez. O zikri ilahi sayesinde nefsin enaniyeti mahvolur. Şu anda Allah'ın zikriyle nefis delinir. Hassasiyeti, haysiyeti, feyzi, bereketi, vücut üstünde tesiri nefsin enaniyetini, tohumunu deler, çürütür. Rabbani feyiz ile nefis firavunlaşamaz, zulmete katılamaz, günaha sokulamaz. İşte Nakşibendiler, sayfa 94. Zikir hususunda, gizli zikir sayesinde kalbini fethetmişler, emele enaniyetin mikrobunu öldürmüşler, şeytanın emirberi olan nefsi emmarenin başını kırmaya muvaffak olmuşlardır. Demek gizli zikir nefsin firavuniyetini öldürür, şeytanın enaniyet ve benliğini deler, yok eder. Bak vücutta ne kadar zikrin tesirleri varmış, menfaatleri varmış, faydeleri varmış. Allah cümlemize medet eylesin. İki cihan saadeti nasip eylesin. Meseleyi burada bırakıyorum, Allah birdir. Hatmiye Hacegan'ın mukaddemesi oldu. Hatmiye Hacegan bu kitapta kaldı. Haftaya Allah ömür verirse inşallahu teala Hatmiye Hacegan'a gireriz. Hatmiye Hacegan şu kadar söylemek lazımdır ki saadat-ı kiramın reçetesi nurani bir, rabbani bir ikram-ı ilahiyedir. İçinde selavat vardır, içinde ihlas vardır, içinde ya bagi entel bagi vardır. Nefsin firavuniyetini kırmak için, azami derecede Allah'ı zikredenlerden sayılmak için her gün mecbur olarak yaptırmışlardır ki o mürit fabrikada olursa fabrikaya menfaati gider, kabirde olursa kabre gider. Biraz daha ilerleyelim, maksat çıksın. Zira tarikatın Nakşibendiye'nin menfaati çocuk ile ihtiyara birdir. Ne kadar ihtiyar olursan tarikatın karı menfaati gelir, ne kadar ufak çocuk olursa karı ve menfaati gelir. Tekkiye çocuklarının getirilmenin faidesi budur. Çocuk bir şey anlamaz ama letaifleri, kalbi, şuuru onun nurani feyzi alır. O toprak bir şey anlamaz yağmurdan, gübreden ama içindeki bitki neşvi nüva bulur, büyür. O çocuk büyüyünce onun menfaatini görür. İşte asgari, en az derecede müritlerini zikirsiz bırakmamak, mahşerde selavatsız bırakmamak, Allah'ın huzurunda zakir olarak zikirsiz kalmamasını sağlamak için şeyhler müritlerine mecbur olarak Hatmiye Hacegan'ı yüklemişlerdir ki o Hatmiye Hacegan'ı yapan Allah'ı zikreden kullardan Resulullah'a selavat-ı şerife getiren müritlerden olur. Mecburdur. İki, bir beldede Hatmiye Hacegan yapılırsa musibet belalara siper olur. Üç, bir beldede Hatmiye Hacegan yapılırsa müridine, muhibbine, mensubine, müntesibine, min hazi tarik, min hazi tarikatul ayriyeti vesaire vesaire durup demek suretiyle müritlere, muhiplere, mensuplara, hastanedekine gider menfaati, postanedekine gider, kabirdekine gider, işçiye gider. Şu halde sen zikretmesen o gün şirketi maneviye ile o zikre hatmeye katılmakla veya mürid olmakla o zikre dahil olunmuş olur. Çaresi şartı nedir? Kamil bir mürşidin Allah'ı tanımıyorsan, Allah'ı tanıyanı vesile kıl sana tanısın sırrıyla, kamil bir mürşide inabe alıp bağlanmak şarttır ki tarikat-ı Nakşibendiye'de Hatmiye Hacegan'ın feyzine ortak olsun. Dünyada en aşağı 100.000 hatme yapılır, 1.000 ihlas okunur, 100.000'ü 1.000'inden çarparsan 8 sıfır eder,
8 sıfırın 100 milyon ihlas eder. 100 milyonu 3'e bölersen 33 milyon Kur'an hatmeder. Sana Zeynel abidin nerede bulunsan gelir. Ben kabul ettim bu şeyi. Tarikat-ı Aliye'de tarikata girmese, tarikatları sevse, mahbub cihetiyle, seven cihetiyle menfaat gelir. Risale-i Nur'da şakirler, haslar, naşirler, talebeler, muhipler Risale-i Nur'u sevse, okumasa dahi Risale-i Nur'u külliyatından ona menfaat gelir. Amel etmese dahi sevmekle gelir. Nerede kaldı ki hatmiye hacigâna girirse o menfaatsiz kalsın. İşte hatmiye hacigâna'nın kapısını çaldım birazcık. Ama sarayına haftiye bukraya. Haftiye gelin ona yine anlatam inşallah. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidine Muhammed. Ya Rabbim cümle ümmeti Muhammed'e medet inayet eyle. Zikrin halavetini, selavat-ı şerifenin feyzi bereketini nail eyle. Ya Rabbim bünü ümmeti Muhammed'e şeriat-ı Muhammediye'nin hakikatini idrak etmek nasip eyle. Ya Rabbim bütün İslam alemine Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hükmünü yaşamak nasibi müyesser kıl. Ya Rabbim dertlerimize deva hasıl eyle. Semadan bol taneli yağmurlar, bahçelerimize, bağlarımıza ırmakla akıtmak nasip eyle. Gönüllerimizin kuruluğundan muhabbete gark eyle. Arkadaşın dini üzerinden nefsimiz arkadaşımızdır. Ya Rabbim nefsimizi ıslah eyle. Şeytan düşmanımızdır. Şeytanımıza bizi kaptırma ya Rabbim. Her bir insanın şeytanı vardır. Ya Rabbim bizi şeytanımıza mağlup etme. Ya Rabbim şeytanımıza istiğaze edip sana sığınırız. Ya Rabbim şeytanın şerrinden sana sığınırız. Ya Rabbim şeytanın belasından sana sığınırız. Ya Rabbim şerlilerin şerrinden sana sığınırız. Ya Rabbim fitnetil dünya belail dünyadan sana sığınırız. La ilahe illallah kim derse içine bir şey karıştırmadan gelirse cennet vacip olur sırrına göre. İştenlikle dünyayı sevmek içine bir şey karıştırmaktır. Ya Rabbim dünya sevgisinden gönlümüzü soğut. Zikrin sevgisini nasip et. Evliyanın muhabbetini nasip et. Enbiyanın halavetini, tadını, kurbiyetini nasip et. Zat-ı Kibriyan'la ülfet ve ünsiyet nasip et. Bir bağlantıyı Rabbani'ye kurku dünya ayrı senin izzetinden ayrılmayalım. Cennette cemalini, dünyada muhabbetini, kabirde ikramını, ölümde Azrail Aleyhisselam'a suhuletle muamele etmek için fermanını, mizanda inayetle Rabbaniyeni nasip eyle ya Rabbim. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, gönlü kırık olanlara medet eyle ya Rabbim. Çocuklarımıza babalık yapmak nasip et ya Rabbim. Baba olarak onları terbiye et nasip et ya Rabbim. Hanımlarımıza, eşlerimize anlayışla şeriatı yaşamak nasip et ya Rabbim. Karılarımıza, çocuklarına bir anne olarak şeriatı öğretmeye muktedir kıl ya Rabbim. Evlerimizdeki kazanlara bereket, evlerimizdeki geçimlere inayet nasip et ya Rabbim. Gözümüzü komşunun kızına, karısına kaydırma ya Rabbim. Çarşıda, pazarda göz zinasına daldırma ya Rabbim. La ilahe illa ente subhaneke emanul emen hallisla minennar. La ilahe illallah el melekül hakkul mübin. Muhammeden Resulullah sadıkul vadil emin. La ilahe illallah el melekül hakkul mübin. Muhammeden Resulullah sadıkul vadil emin. Subhane rabbiyel alilalel vehhab. Ya azizü ya gaffar. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ardı haseneten ve kina azaben nar. Ya azizü ya gaffar bir rahmetike ya arhamer rahimin. Biz garibiz ya Rabbim. Tövbe yapar bozarız ya Rabbim. Fahreddin Azi Hazretlerinin beyanı veçiyle tövbenin kabulünü nasip eyle. Tövbenin kabulü Furkan suresine göre günahların hayra çevrilmesidir. İsyanımızı sevabe çevir ya Rabbim. İstiğfardan dilimizi kesme ya Rabbim. Bir şahısta bir evde istiğfar çok olursa Allah belaları def eder. Allah belaları ref eder. Eve, haneye berekete birlik güzel saadet verir. Bol bol rızıklar verir. Ya Rabbim istiğfarın sırrına ulaştır ya Rabbim. Tezellül ile, acziyet ile, mahviyet ile, kibirden istina ile, azameti kibriyana yakınlık, kurbiyet ver ya Rabbim. Tövbe el aman ya Rabbim. Estağfirullah el azim el kerim el lezi la ilahe illa ve la yil kayyum ve etubili.
Estağfurullahil azim min kulli zembin ya Rabbim. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, seyyidina Adem'e, seyyidina Nuh'u, seyyidina İbrahim'e, seyyidina Musa ve seyyidina İsa. Seyyidina İsa ve cemil enbiya ve mürselin ve cemil melaiketil mukarrabin. Salavatullah ve selam aleyhim ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, seyyidina Cibril'e ve seyyidina Mesel ve seyyidina Azrail ve seyyidina Azrail'e ve seyyidina Hamelatül Arz ve seyyidina Hamelatül Kürsi ve seyyidina Hamelatül Sitri Muntaha ve seyyidina Hamelatül Semavat ve seyyidina Hamelatül Arz. Salavatullah ve selamu aleyhim ecmain. Baş aşağı dikilen meleklerin tövbeleri niyetine, zikirleri niyetine, kendisini senin zat-ı kibriyan yolunda baş aşağı diken Ebu Said bin Ebu'l Hayr'in 380 hatim hürmetine ya Rabbim bizim nefsimizi de baş aşağı çevir ya Rabbim. İllallah kıldık bu nefsimizden. El aman kıldık bu nefsimizden. Bu şeytanımızdan bıktık yıldık ya Rabbim. Bize anlayış ver, bize insaf ver, bize merhamet ver, dinimize muhabbetini ver. Halkın arasından ülfet kurmak için zikrini nasip eyle. Halkın için ne dersin buyurdular zinnuna. Halk Allah'tan gafil olarak şaşkındır. Halk Allah'tan gafil olarak şaşkındır. Belalara Allah'tan gaflettir. Ya Rabbim halkın gafletinden hakkı sığınırız. Halkı da mağfiret et ya Rabbim. Dostlarımın hürmetine kilisedeki Hristiyanları mümin eden Allah. Dostlarının hürmetine kilisedeki müminleri, kilisedeki Hristiyanları mümin eden Allah. Bizi de imanı kamil nasip eyle. Şehadet makamı nasip eyle. Enbiyanın sertacı, makamul mahmudun sahibi, divail hamdin sahibi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sofrasından feyiz bereket inayetler nasip eyle. Feyiz bereket inayetler nasip eyle. Sofrasına oturan evliyanın kuvvetiyle, evliyadan sevdanın bereketiyle muhabbet nasip et ya Rabbim. Bir muhabbet evliya ike, bir muhabbet evliya ike, bir rahmet ki Allah'ın rahimin seviyle evliya ike, muhabbet nasibi müyesser eyle. La ilahe illa ente emanuna men hal islamin ennar. La ilahe illa ente emanuna men neccine min ennar. La ilahe illa ente emanuna men neccine min ennar. Elf elfe salatun elf elfe selamun aleyke ya Resulallah. Elf elfe salatun elf elfe selamun aleyke ya Habiballah. Elf elfe salatun elf elfe selamun aleyke ya Emine Vahvillah. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Şerlerin defi, belaların defi, fitnelerin defi, hayırların celbi, günahlarımızın mağfireti, dilimize istifadın yerleşmesi, anaların babalarımızın affı mağfireti, üstadlarımızın, hocalarımızın bize dinimize hizmeti, gafletimizden izale, gönlümüzün muhabbete garkı, rızayı ilahiye için, ilahiyette maksudu rızayike matlubu şerifine ulaşmak için, El Fatiha ma selavat.